أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا فنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi
وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين. الأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله. فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين، رحمة للعالمين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. Öncelikle bizleri eşrefi mahlukat olarak yaratan Rabbimize sonsuz ve süresiz hamdü senalar olsun. Bize sayısız nimetleri lütfeden, bizi mübarek ayına, Ramazan ayına kavuşturan Rabbimize sonsuz ve süresiz hamdü senalar olsun. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize, onun âline, ashabına ve yolundan gidenlerin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah iman esaslarından peygamberlere, kitaplara ve ahiret gününe imandan, kadere imandan bahsedeceğiz inşallah. Cenab-ı Hak imanlı bir nesil yetiştirmeyi, toplumumuzun iman ile bir hakkın tanışmasını ve böylelikle gerçek imanı idrak ederek Rabbimizin rahmetine mazhar olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Estağfirullah. Billah. Âmenar Rasûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billâhi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih. La nüferriku beyne ahadim min rusulih. Ve gâlu semi'nâ ve ata'nâ. Gufraneke Rabbena ve ileykel masir. Sadakallahul azim. Her gün yatsı namazından sonra yatmadan önce okunması tavsiye edilen Bakara suresinin son iki ayeti kerimesinde Âmener Resulü diye bildiğimiz ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Peygamber olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselam kendisine Rabbinden indirilen ayetlere, emirlere iman etti ve müminler de iman ettiler. Hepsi beraber, onların hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ederler. Ve şöyle derler, biz hiçbir peygamberin arasını iman noktasında ayırmayız derler. Ve derler ki, ya Rabbi, senin emirlerini işittik ve itaat ettik. Bütün bunlara rağmen günahımız, hatamız, kusurumuz olabilir. Senden bağışlamanı dileriz. Gufraneke Rabbena. Ya Rabbi, bağışlamanı dileriz. Ve ileykel masir. Dönüş sanadır. Aziz kardeşlerim, Amentü esaslarında da dile getirildiği gibi peygamberlere iman, iman esaslarındandır ve iman esasları birbirinden ayrılamayacak hükümlerdir. Yani iman esaslarından şuna iman ederim de buna iman etmem deme hakkımız yoktur. Bir bütündür ve hepsine iman etmek gerekmektedir. Allah Teala peygamberleri insanları irşad etsinler, emirlerini insanlara tebliğ etsinler, risalet vazifesini yerine getirsinler ve insanlara örnek olsunlar diye gönderdi. Allah Teala tarihin her bir döneminde her topluma mutlaka bir peygamber göndermiştir. Bir uyarıcı göndermiştir. Bu peygamberler içerisinde ulul azim peygamberler vardır, kitap verilenler vardır. Özel olarak Cenab-ı Hak tarafından Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilenler vardır, zikredilmeyenler vardır. Biz bütün peygamberlerin Allah'ın en seçkin kulları, Allah'ın en sevdiği kulları, Allah'ın insanlara örnek gösterdiği insanlar olarak kabul eder ve hepsine iman ederiz. Hiçbir peygamberin arasını da iman noktasında ayırmayız ki Cenab-ı Hak böyle bir imanımızdan dolayı ashab-ı kiramı bizlere örnek göstermiştir. Siz vasat bir ümmetsiniz, yani dengeli bir ümmetsiniz.
Bir toplumun yanlışlığı yüzünden sizin peygamberinize karşı nefret ve öfkesinden dolayı kalkıp da siz aynı ile tepki vermediniz. Onlar yanlış yaptı diye yanlışa yanlışlıkla cevap vermediniz. Siz bütün peygamberlere iman ettiniz. Yani Yahudiler peygamberimize düşmanlık gösterdi diye biz de Yahudilerin peygamberini inkar etme cihetine gitmedik. Haşa. Çünkü biz bütün peygamberlere iman ettik. Bütün peygamberleri insanlara peygamber olarak gönderen Allah Teala'dır. Değerli kardeşlerim, Allah Teala bir topluma peygamber göndermekle o topluma büyük bir lütufta bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur estağfirullah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ اِلَى آخِرِ الْآيَةِ Allah Teala bir topluma kendi işlerinden bir peygamber gönderip onlara ayetlerini okuması ve onları kötülüklerden arındırması, şirkten, yanlış düşünceden, yanlış inanıştan arındırıp onlara doğru itikadı öğretmesi, onlara güzel örnek olması yönüyle büyük bir lütufta, büyük bir iyilikte bulunmuştur. İşte değerli kardeşlerim, peygamberler olmadan din olmuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bize ve bütün insanlara, kıyamet gününe kadar gelecek olan bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Allah Teala tarihin bir döneminde bazı peygamberlere kitap vermiştir. Bazı peygamberlere kitap vermeden bir önceki peygamberin şeriatına tabi kılmıştır. Kitap verilenler Musa aleyhisselama Tevrat verilmiş, İsa aleyhisselama İncil verilmiş, Davud aleyhisselama Zebur ve Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya da Kur'an-ı Kerim kitap olarak verilmiştir. Diğer bazı peygamberlere de sahifeler verilmiştir. Değerli kardeşlerim, peygamberlere imanın önemli bir noktası var, onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, tarihin bir döneminde yaşanmış bir insan değildir. Yani tarihteki bir insana, bir insanı kabul eder gibi peygambere iman edilmez. Tarihin bir döneminde Muhammed diye birisi yaşamış, tarihi verilerde bu var, biz de bunu kabul ediyoruz demekten ibaret değildir peygambere iman. Peygambere iman, onun senin hayatında örnek bir insan olduğunu kabullenmen anlamına gelir. Yani senin hayatının prototipi, senin hayatının ideal insanı, senin hayatında örnek alacağın önderin, rehberin ve liderin Hazreti Muhammed Aleyhisselam olarak kabul etmen demektir. Yani o sana din noktasında bir şey söylemişse, ala ra'si vel ayn, başım gözüm üstüne ya Resulallah diyerek onun örnekliğini kabul etmen demektir. Yani peygamber sadece uzakta tarihi bir şahsiyet olarak vaka değildir. O hayatımıza örnek gösterilmiş bir peygamberdir ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de de biz sizi vasat bir ümmet kıldık. Böylelikle ey peygamber sen ümmetine örnek ol, ümmetin de diğer insanlara örnek olası diye, olsunlar diye Kur'an-ı Kerim bize gönderilmiş, peygamberimiz bize rehber olarak gönderilmiştir değerli kardeşlerim. Peygamberlere iman böyle. Bir de kitaplara iman meselesi var. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak, o müminler sana indirilen kitaba ve senden önce indirilen kitaplara iman ederler. Bu ikisi ayrılmış. Şöyle, biz Tevrat'ın hak bir kitap olduğuna iman ederiz. İncil'in hak bir kitap olduğuna iman ederiz. İsa Aleyhisselam'a indiği haliyle, Musa Aleyhisselam'a indiği haliyle. Zebur'un Davud Aleyhisselam'a inmiş hak bir kitap olduğuna iman ederiz indiği dönem itibariyle. Bunlar Allah'ın insanları aydınlatmak için, insanlara yol göstermek için indirdiği kitaplardı. Böyle kabul ederiz, böyle iman ederiz. Ancak Kur'an-ı Kerim geldikten sonra bu kitapların hüküm ve ahkamı ana itibariyle Kur'an-ı Kerim'de tekrar edilmiştir. Veya Kur'an-ı Kerim ana itibariyle o kitaplardaki var olan hükümleri içinde tekrar etmiştir. Aynı zamanda o kitapların hükmünü neshetmiştir. Biz artık bundan sonra Tevrat'la mükellef değiliz. Biz İncil'le mükellef değiliz, Zebur'la mükellef değiliz. Çünkü Kur'an-ı Kerim geldikten sonra Kur'an-ı Kerim onun ana mesajını kendi içinde tekrar etmiş,
ilave hükümler koyması gerekmişse koymuş, neshetmesi gereken hükümler varsa onları neshetmiş. Yeni bir din, yeni bir şeriatla Kur'an-ı Kerim bize son kitap olarak gelmiştir. Bu yüzden önceki kitaplar gerek tahrif olmasından, gerekse Allah'ın hükümlerini neshetmesinden dolayı artık biz o kitaplarla mükellef değiliz. Onlara imanımız böyledir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e imanımız onlardan farklıdır. Allah'ın son gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ona iman ederiz, hükümlerinden de mükellefiz. Çünkü Allah bu kitabı nesheden yeni bir kitap göndermedi. Son kitap, Allah'ın son dinin kitabı olarak gönderdiği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve biz o kitabın ahkamından, hükümlerinden de mesulüz. Böyle iman etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'i okurken saygıyla okumalıyız. Kur'an-ı Kerim'i okumamızda 4T prensibimizden bahsediyoruz. Öncelikle Kur'an-ı Kerim'i tilavet noktasında bir hakkın tilavet etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de öyle zikredir. اَلَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ der. Allah'ın kitabını onlar tilavet ederler. Hakka tilaveti. Hakkıyla tilavet ederler. Bir kere mahareci hurufu, tecvid kurallarına uygun bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumalıyız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu şekliyle bize tebliğ edildi. Biz bu şekliyle duyduk ve bizden sonraki kuşaklara böyle aktaracağız. En ufak bir okuma biçimi dahi kaybolmadan bize kadar ulaşmıştır elhamdülillah. Bunun için de tecvid kurallarına uygun bir şekilde okuyacağız. Bu birinci aşaması. İkincisi tefhim. Kur'an-ı Kerim'deki ayetler neyi anlatıyor? Manası nedir? Bize hangi mesajı veriyor? Bunu doğru anlamak da ikinci sorumluluğumuzdur. Üçüncüsü ise tatbiktir. Yani okuduğumuz ayetleri anladık, doğru anladık. Bize neyi emretmiş? Onu yapmamız gerekiyor. Bunu da yaptık. Bundan sonra da tebliğdir. Bunu başkalarına da ulaştırmak sorumluluğumuzdur. İşte Kur'an-ı Kerim'e karşı bizim sorumluluğumuz böyledir değerli kardeşlerim. Bir başka iman maddesi ise kadere imandır. Kur'an-ı Kerim'de kaderle ilgili ayet-i kerimeler vardır. Kur'an-ı Kerim'de kaderi böyle kader kelimesiyle aramayacağız. Bazen mana olarak bu anlam Kur'an-ı Kerim'de vardır. Kader olarak ararsak orada kader kelimesi başka manalarda kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de kader kelimesi ölçü, takdir, mizan. Gökten biz suyu bir kader ile indirdik, yani bir ölçüyle indirdik anlamındadır. Bu anlamda kader kelimesi başka manalarda kullanılmıştır. İşte efendim kader kelimesi bu manada kullanılıyor, Kur'an-ı Kerim'de kader geçmiyor demek, Kur'an-ı Kerim'i doğru okumadığımızı gösterir. İyi anlamadığımızı gösterir. İyi bakarsak Kur'an-ı Kerim mana ve mefhum olarak, Kur'an-ı Kerim'de mana ve mefhum olarak kaderi bulacağız değerli kardeşlerim. Mesela Cenab-ı Hak buyurur ki, estağfirullah, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا Gerek yeryüzünde, gerekse sizin hayatınızda bir musibet vuku bulmasın ki, bu vuku bulmadan önce bir kitapta yazılı olmasın diyor. Yine hakeza, sahabe-i kiram, münafıkların Uhud'daki bazı durumları eleştirmesi üzerine veya böyle korkak tavrı üzerine şöyle bir kelime kullanıyor. قُلْ لَيُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا Bize Allah'ın yazdığından başkası gelmeyecek. Nedir Allah'ın yazdığı? İşte kaderdir. Yine hakeza, savaşa giderken sahabe-i kiram diyor ki, bize اِلَّا اِحْتَ الْحُسْنَيَيْنِ İki güzellikten, Allah'ın yazdığı iki güzellikten birisi gelecek diyor. Burada hep anlıyoruz ki yazılan şey nedir? Kaderdir. Yine hakeza, Cenab-ı Hak Medine'den sürgüne gönderilen Yahudiler için indirilen ayeti kerimede buyuruluyor ki وَلَوْلَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا Eğer Allah onlara sürgünü yazmasaydı dünyada başka şekliyle azap edecekti buyuruluyor. Buradan da anlıyoruz ki değerli kardeşlerim mana ve mefhum olarak Kur'an-ı Kerim'de kader geçmektedir. Bizim hadis-i şeriflerimizde de kadere imandan bahsedilir. Bu yüzden kadere iman meselesi İman maddelerinden bir tanesidir. Fakat şunu karıştırmayalım. Bazı insanlar kadere iman meselesini yanlış bir noktaya çekiyorlarsa, burada düzeltilmesi gereken husus kadere imanı reddetmek değil,
yanlış olan kader inanışını düzeltmektir. Mesela Mekkeli müşrikler kendilerine neden bu putlara tapıyorsunuz, neden bu atalarınızdan kalma bu ilkelerin, prensiplerin peşinden gidiyorsunuz denildiği zaman biz atalarımızı böyle gördük. Siz bizi şirkle itham ediyorsunuz, şayet Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık diyerek kadere sığınmışlardır. Halbuki Allah Teala yazdığı her bir şeyden razı değildir. Çünkü Cenab-ı Hak hayırla da şerle de imtihan etme hakkına sahiptir. Bizim şerri bahane ederek yanlışımızı Allah'a havale etme hakkımız yoktur. Yani bir insan Allah'ın dilemesiyle ancak yeryüzünde imanı ve küfrü gerçekleştirebilir. Ama her şey Allah'ın rızasıyla değildir. Bugün Allah'a isyan eden bir insan Allah'ın izin vermesiyle isyan ediyor. Bugün Allah'ın diniyle savaş açanlar, Allah'ın diniyle mücadele edenler de Allah'ın izin vermesiyle bu işi yapabiliyorlar. Ama Allah'ın rızasıyla değil. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ diyor Cenab-ı Hak. Allah kullarının küfrüne asla razı değildir. Allah'ın bir şeyi dilemesi ondan razı olması anlamına gelmiyor değerli kardeşlerim. Bu yüzden Mekkeli müşrikler de Allah'ın kendilerine imtihan gereği fırsat vermesini razı olmak gibi kadere tahvil ederek yanlış düşüncelerini meşrulaştırma cihetine gitmişlerdi. Esasen burada mücadele edilmesi gereken yanlış kader anlayışıdır. Kaderi inkar etmek değildir. Biz kadere hayrıyla şerriyle iman ediyoruz. Peki kadere imanın bize ne faydası var? Bir, iman esaslarından. İki, kadere iman eden bir insanın tevekkülü artar. Kadere iman eden bir insanın olayları ve hadiseleri daha güzel yorumlaması mümkün olur. Bugün koronavirüsüne yakalanan bir insan kadere imanı yoksa sürekli isyan eder. Ama kadere imanı varsa bu imtihanım der. Belki Rabbim bu hastalık münasebetiyle benim günahlarımı bağışlıyor der. Böylelikle o insanın direnmesine, sabretmesine kader güç verir. Cenab-ı Hak kadere hakkıyla iman edenlerden eylesin. Bir başka iman esası da ahiret gününe iman, öldükten sonra dirilmeye imandır değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'in en temel iman esasları olarak üzerine durduğu konulardan birisi de ahiret gününe imandır. Çünkü yapmış olduğumuz bütün davranışların hesabını kıyamet gününde göreceğiz. Cenab-ı Hak müminleri ve kafirleri elbette bir tutmayacağını bize açık buyuruyor. Açıkça buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Estağfirullah. Efe nec'alul müslimine kel mücrimin. Biz Müslümanlarla günahkar olan kafir insanları bir tutmayacağız. Ama bu bir tutmamak dünyada değil, ahirette bir tutulmayacak. Yani bir insan dünyada Müslümanca bir yaşantı içerisinde yaşar. Bütün bunlara rağmen belki fakirlik, hastalık, musibet başından eksik olmayabilir. Allah o insanı sevmediğini göstermez. Onun Müslümanca tavrını Cenab-ı Hak ahiret gününde mutlaka ona gösterecek. Bir insanın refah içerisinde, bolluk içerisinde yaşaması da Allah'ın ondan razı olduğu anlamına gelmez. Cenab-ı Hak kıyamet gününde onun gerçek amellerini ona gösterecektir. Bu yüzden ahiret iyi ki vardır. Çünkü ahiret olmadan adalet gerçekleşmez ki bu mümkün değil. Cenab-ı Hak ahireti var etmiştir. İnsanlar yeniden dirileceklerdir ve yeniden dirildikten sonra müminler cennete, kafirler cehenneme gidecektir. Cenab-ı Hak cümlemizi ahiret imanını hayatımızda canlı tutarak bu bilinç ve şuurla imtihanını güzel bir şekilde verip Allah'ın rahmetine mazhar olanlardan eylesin. Cenab-ı Hak günahlarımızı af, hatalarımızı mağfiret, ayıplarımızı setreylesin. Vesselamu ala men ittaba'al huda.
Yakup oldum, ağlar gözüm, çağırırım ey dost seni. Yakup oldum, ağlar gözüm, çağırırım ey dost seni. Çağırırım ey dost seni, Yusuf gibi kuyudayım. Çağırırım ey dost seni. Gezinirim otağında, ateş yanar şu bağrımda. Gezinirim otağında, ateş yanar şu bağrımda. Musa ile Tur dağında çağırırım ey dost seni. Musa ile çağırırım ey dost seni. Yüzüm gülmez bu dünyada, kaldım artık ben sılada. Hüseyin'imle Kerbela'da çağırırım ey dost seni.